Buna da şükür. Enflasyon kaç ülkede? %120 falan. İşte enflasyon altında yani real, evet, real anlamda şeydeyiz. İçerideyiz yani. Kaybedenler kulübü sanırım. Olabilir. Evet. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü. Burası 2024. 4 mü? Benim 4. İlk 4 mü? Hayır, son 4. Son 4. Geldin mi? O kadar oldu mu? Sizin? Artık ben saymayı bıraktım yani. Sona yaklaştıkça insan. Tam tersi olması lazım değil mi? Değil. Yani sona yaklaştıkça daha çok sayman lazım değil mi? Hayvan. Geri sayıyoruz ya. Son dört yani, son üç, son iki. Ha, ağırdan sayayım bari. Bari şey olsun. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü, burası değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, Hacı Badem Merkez stüdyolarda canlı yayındayız ve tahminimize göre 2024-4 ne oldu? 4 kesin. Nüshayı dinlemektesiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi 3 önemli konu üzerinde yoğunlaşacağız. Tabii bu üç önemli ve ağır konunun arasındaki geçişlerde biraz nefes almak için olsun. O yoğunluktan, o depresif baskıdan kurtulmak için olsa daha doğrusu Mete Onduk'un anlatacağı 3 Karadeniz fıkrası. 3 mü? Ben 2 hazırlandım. Ama yani üçüncüyü de yani bir şekilde en olmadı, sorun değil. En olmadı bir İç Anadolu fıkrası da çeşitlersin yani. İç kuzey var bende. İç kuzey. Var değil mi? Var. Ya fıkra derken bizzat kendi yaşadığım hikayelerden bir tanesini. Sen mesela serbest fırka dönemini anlatsan. Yani tek partili tabii dönemden olur. Çok partili döneme olur. Geçişi anlatsam o bile yeterince komik yani bence. Evet. Ki benim tek partiden çok partiliye geçmişliğim çoktur. Çoktur. Yani parti olsun bize. Evet. Yani ya sen ya partiden partiye koştuğun dönemleri de tabii ben hatırlarım seni. Yani hatta kulaktan kulağa da anlatılır yani. Tabii canım. Hani ayıp bir şeymiş gibi de hani böyle gizli gizli. Ayıp. Şimdi ayıp dediğimiz şey ölümlü insanlara mahsus. Evet. Tabii. Onların kendilerini ne diye bana bir yaşamı anlamlı kılmak adına ahlaki yani savunma mekanizması. Evet. Ama bir ölümsüz için herhangi bir ahlaki kriteri olması çok hakikaten saçma bir şey yani. Yani niye bir ahlaki kriteri olsun bir ölümsüzlük? Yani. Bakın Kadir İnanır'a. Evet. Var mı bir ahlaki kriteri? Yok. Niye olsun ki? Niye olsun? Baba Hıncal Uluç mesela. Ama öldü o. Ölümlüymüş. Ölümlüymüş o. Ölümlüymüş. Ya orada şey anlatmışlar. Eksik anlatmışlar. Trollemişler bizi. Sanırım 80'lerde trollemişler. Trollemişler. Çok sevindim ama. Ya ölümlü olmasına. E tabi Allah gecinden versin yani, ölümlü olmak da zor bir şey. Zor bir şey. Sizi iyi gördüm bugün maşallah, şeyiniz parlıyor. Gözlerimin içi parlıyor en fazla yani. Ciğerim parlamıyor çünkü şey almayı bıraktım. Katojen. Yok, androjen. Sizin o mor şey neydi? Sakallarınızı da parlatan mor, mor civer şampuan. Lavanta. Ha, lavanta. Çok yakışıyor. Çok versin. Gerçekten. Çok var. Ben bir bayanda gördüm onu. Saçlarında mor. Bayağı böyle deep mor yani. Oo.
görünce etkilendim. Dedim, benim sakallarım niye böyle olmasın kardeşim dedim. İyi yapmışsınız çünkü bugün yani mor renk için deli rengi derler. Mor çok önemli bir renktir aslında. Mor kraliyet rengidir. Yok ben zaten derler dedim. Ben öyle düşünmüyorum. Mor kraliyet rengidir. Evet. Çünkü yani doğada pigment olarak pro içebiliyor muyuz bunu? Lütfen. Lütfen çünkü ben şeyini çok seviyorum. İçmeyi beceremem ama ortamda bulunmayı çok severim. Yalnız eğer yani 40-45 doların altında bir şeyse dışarıda için diyeceğim sadece. Kokusu daha şey geliyor. Şimdi 45 doların altındaki şeylere biz pro demiyoruz zaten. Teşekkür ederim. O beni biraz rahatlattı açıkçası. Ateş var mı sizde normal? Var standart. Bir seferlik alayım. Sağ olun. Üşendim. Thank you. Bu gece saygıdeğer dinleyenler Kaybanlar Kulübü'nün neredeyse sonbaharı artık bütün o kemiklerimize kadar hissettiğimiz dönemle birlikte 3 çok önemli ve hassas konusu var. Bunlar sırasıyla hayat, kadınlar ve aşk olacak. Alfabetik olmayan sırasıyla. Tabii önem sırası da değil. Önem sırası da değil. Bugünkü sırası. Bugünkü sırası. Öncelikle evet. Hayat üzerine konuşacağız tabii yani. Yani evet. Ya ilk defa olacak ki başladık bile yani. Sanırım. Zaten programı açar açmaz. Başladık. Şimdi sizin tabii biliyorum özellikle 1700'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda yaşadığınız bir zorluk vardı. Benim 1600'lü yıllarda da yaşadığım bir zorluk vardı yani siz... Yok hayır yani genel anlamda tabii ki ya. Yani hayat zor bir şey zaten. Yani şu anda çok zorlanıyorum ben. Zor bir şey yani. Ama yani... Mesela bir insan sevgisi gibi bir şeye kapılmıştın sen bir hastalığa. O tabii veba yılları özellikle. Evet. Tabii o hassaslaştığımız o Akdeniz anemisi. Anemisiyle o Kuzey Afrika şeyi karışık. Garip bir dönemde. Evet, evet. Haklısınız. Evet. Haklısınız. Tabii insan sevgisi rahatsız olunca sizi ben de tabii çok şey gözlerle bakıyordum. Bakalım bunun sonu nereye varacak diye. Bunun derken bunun? Yani ya bu insan sevgisi ya, bunun şeyin sonu. Sevgi sonu. Ki sen ya, o yıllarda genç de sayılırsın ya. Kaç? Herhalde 120'lerde falandı. Benim işte üçüncü seksene denk geliyor. Üçüncü seksen. Yani işte, yani 160 240 arası yani ergenlik. Neredeyse yani, toyluk be. Toyluk. Sen şimdi her zorluktan çıkanı bağrına bas. Her kimsesiz kalanı yuvana yap. Nüfusunu al. Nüfusunu evet. Öyle de bir özelliğin vardı senin hakikaten. Direkt nüfusu alıyordun sen yani. Ne yapayım yani? Ziyan mı olsun? Estağfurullah. Sonuçta şimdi hayat böyle bir yer. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Yani insan sevgisinden dolayı hayvanlara yönelmiştin. Onu da hatırlıyorum tabii. Hayvancılık yaptım yani yıllarca. Hayvancılık yaptım. Dolayısıyla hani... benim de hani bakalım bunun sonu neye varacak diye izlediğim kısım buydu. Ama
Ama yani bir şekilde açlığının dinmediği çok ortadaydı. Hı. Yani çünkü yani doğamız gereği insanla beslenmek ihtiyacındayız. Yani gerek mineral yapısı, gerek ay zaten yani protein miktarları yani bir tür eksiklik, bir tür böyle hani hiç dinmeyen bir sızı gibidir. Hani bir böyle bir yerde küçücük bir ağrım vardır ya da işte hep damlayan hep aynı ritimle damlayan musluktan bir su damlası bu gibi. Yani duymazsın, uzunca bir süre duymazsın ama ama aslında duyarsın ve ne bileyim belki bir ay sonra bir seri cinayet işlemek zorunda kalırsın ya, sakinleşmek için. Tabii. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Sanırım Milwaukee ya da Minnesota'da sizin aşırı hayvan düşkünlüğünüzden köle ticaretine başlayalım bari. O Montana. Oradan da ama şey yaptık. Yani o iyi dönemdi. O iyi dönemdi yine. Çünkü köleler insandan sayılmadığı için orada bir elimiz bir rahatlamıştı. Tabii. Yani. Elimiz bir rahatlamıştı. Tabii. Sonuçta ama burada da insan sevgisi var. Yani o yıllarda kölelere insan muamelesi yapmak açıkçası sizin ne kadar yüce bir insan olduğunuzu da gösteriyor aynı zamanda. Ben eşleştiriyordum onları yani üresinler diye. Yani sevgimden falan değil. E tamam, seyri hoş bir şey. Yani bunda bir tuhaflık yok. Keşke o yıllarda da kameralarımız falan olsaydı, şimdi izlerdik. Sen de geçtin. Büyük evler yapmıştık. Bol şeyli. Ne deniyor ona? Bir tür kümes. Verandalı kümes. Domajör yulaf yani. Eksik şey. Yedili domajör. Bir yudum daha aldım. Yine yulaf. Yulaf notası alıyorum yani. Konya. Ben başka notu almıyorum burada. Ben notu arıyorum. Sanki bir soğuk deniz şeysi notası. Bir freeze yani bir. Allah Allah. Denizden gelen bir soğuk kuzey deniz rüzgarı serinliği, ki buna serinlik de denmez yani. Kuzey yani bulunmuşsundur eminim ki yani birlikte de birkaç seyahatimiz oldu. Buna serinlik demek değil bu. Bayağı dondurucu bir his. Ama nota değil. Hiç değil hem de. Dolayısıyla gurmelik zor bir şey. Ya biz şimdi şunu de yani buradaki notaları ayrıştıralım dedik. Bildiğin hani Konya Ovası yulaf notası var yani. Gibi geldi. Gerçi ismi biraz farklı ama. Dolayısıyla Irish diyor. Belki Konya değildir de Dublin'dir. Dublin yulafı olabilir. Evet. Ama yulaftır yani. İçinde notu aramamakta fayda var. Yulaf ezmesiyle beslenen arkadaşlarım var. Söyle. Görüşmüyorum. Yani görürsen. Bu süredir görüşmüyorum.
sonuçta insan abi, insanın reji yediğidir gibi bir ortaçağ inanışı var. Kime bir dakika kaçırdım pardon. Ya insanın ilacı yediği şeylerdir, evet, gibi bir, evet, şey inanış var. Yediği içtiği değil mi? Evet. Yani o dönemlerde de ya tedavi maksatlı olarak hani bazı terkipler denenirmiş. Hı-hı. Unuttum. Ya şu anda unuttum. Hatırlarsın birazdan. Evet. Gece boyunca bir genellikle 4 ya da 5 dinleyicimizle canlı yayında görüşebiliyoruz. Bu gece de bize dahil olmak isterseniz lütfen bize şimdilik Instagram üzerinden hala fm.standart Instagram'ımıza bir direkt mesaj atınız. Lütfen bu mesaja telefon numaranızı, bizi nereden takip ettiğinizi, dinlediğinizi yazınız ki sizi geri arayabilirim. Sonuçta gördüğünüz gibi şurada bakın, evet, telefonumuz var. Biz arıyoruz sizi. Evet, bu arada yani ilk test denemelerini yapıyoruz önümüzdeki. Rakip şu an kayıtta benim. Kayıtta önümüzdeki salı. Böyle yapıyor. Herhalde YouTube'dan canlı yayında olabileceğiz. Biraz da kafamız bu yüzden dağınık. Yani şu işi yapacağız diye gelip burada hayatımızın ortasına çöktüler. Dolayısıyla evet, hani burada bir konsantrasyon problemi de yaşamama sebep oldu kendisi. Onu şey yaparız ya. Tahsil ederiz. Konsantrasyon. Bence bunları mesela belirlememiz lazım. Tarif. Tarif açık. Hani konsantrasyon oldu, bozma şu kadar TL. Evet. İşte bilmem nesiz bu. TL olması şart değil. Dolar olsun. Dolar olsun bence. Daha iyi, ben tercih ederim. Benjamin. Benjamin. En sevdiğim şey Amerikalı bir. Benim de hastasıyım Benjamin. Engin Kuru Yolda. Çok da saygı duyarım kendisine yani. Rıdvan mazuratı varmış, yayın alınmayı diyor. Ben şimdi buradan birkaç tane öncü dinleyicimizin şeylerine bakıyorum, mesajlarına. Hasan Ahmet beklemede. Memin yani, şaşırırsın. Muzaffer Zonguldak'tan arayın beni diyor. Bakacağız. Ha. Bakacağız. Bakacağız, konumuzu dağıtmayalım. Şuna katılıyorum. Yediği içtiği ilacıdır insan. Ya şöyle tecrübelerim oldu benim. Mesela bundan yıllar önce bir yere yani ben vejetaryenim biliyorsun ben. Biliyorum. Şey yemem yani. Çiğ et yemem. Ben de yemem. Ya yerim pardon. Ama yani Alezar gibi Karpacı olacak senin. Yani, ama yani, çiğ et denmez. O da şimdi şeyde pişmiş. O asitte pişiririm yerim ben yani. Benim şey fark etmiyor. Lakerda. Seviçe falan da yediğini biliyorum ben senin. Portekiz'de. Yani. Ne yapıyorsun? Sürekli seviçe diye bir şey. Ben de yani çiğ balık da yemezdi ama diye. Sevinç geldi aklıma be. Ne yapıyor be? Bir kadın. Rahmetli oldu geçen sene. Allah rahmet eylesin. Gömdünüz mü? Ya mecbur. İnsan evladı kokuyor yani. Gömmek lazım. Bu gömmeyi hazırlarsan ilk sizin aklınıza gelmişti. Yani ya bu, şunları gömelim demiştim. Yani ya. Evet, hatırlıyorum yani. Yoksa kim gömmüş yani? Ha, bir de ayağına dolanıyor insan. O da var tabii. O da var. Ahmet ne yapıyor acaba? Ölmemiştir. Yaşıyor. Kendi yolunda gidiyor. O da bir tutturmuş kendi yolu gidiyor. Ağır ağır gidiyor yani. Ama yani
Allah yolunu bahtını açık etsin. Yapacaksın yani. Birisi sana hadi bir yere götüreceğiz seni diyorsa muhakkak. Ne yiyeceğiz? Yani. Sonunda ne yiyeceğiz vardır yani. Ne yiyeceğiz dedim. Gel gel dediler. Uğur mu bu? Yok. Onun tonunda söyledin mi? Daha uzun yıllar. Daha Uğur. Uğur o. Oh, daha Uğur. Neyse. Pardon. Yani şehrin dışına çıktık bayağı bir böyle tek katlı gecekondu gibi evlerin olduğu yolun aslında evlere göre şekillendiği hani yolda denen ya yani bir herhangi bir şehir planlaması durumunun olmadığı hayvan yolu bir tür yerlerden geçip aşağı yukarı 40-45 dakika sonra derme çatma bir şeyin önüne geldik. Bir tür kahvehane. Kahvehanenin yanında da küçük bir müştemilatımsı. Yani üzeri ondülinle. Ne? Örtülmüş. İşte biriketten. Kuzu tandır falan değil mi? Çevirme. Of. Dedim yani bu dedim şey başka bir şey dedim. Çünkü zeytin ağaçlarını da kesmişler. Odun olarak of. Altına gömmüşler. Bütün olarak da öyle tahmin ediyorum ki yine bir kalın bir zeytin dalına geçirmişler şeyi hayvanı. Tabii. Ağır ağır döndürüyorlar. Yazık güzelim hayvana. Zeytinin dışında bir ağaçla yaparsan onu ziyan olur. Ziyan olur. Dolayısıyla dedim yani bu dedim et sayılmaz artık. Ya etti ki işte zeytin ağacında dönmüş ya, kuzu. Dedim bir şey yapalım yani. Hızır madem buraya kadar da geldik. Çok da teşekkür ederim dedim yani. oturduk. Plastik o berbat masalardan üzerine gazete kağıdı. Of tabii o başka türlü olmaz. Serilmiş. Dedik yani... İşte birer porsiyon. Masaya soğan koydular bir tane. Kuru soğan. Dörde bölünmüş. Kabuğuyla birlikte. Bir de su. Evet. Kekik yok mu? Hı? Kekik. İşte geleceğim ben. Dedim yani bir kola zero, bir şey yok mu yanında içecek bunun? Ayran yok dediler, su var. Dedik soğandan başka bir şey yok mu? Hani bir salata, domates bilmem ne falan filan. Ki ben alışığım yani özellikle Fas, Cezayir'in Yemen bölgesinde çevrilmiş kuzuyu ya bala banır. Yerim ki balaban deriz biz ona. Tabii. Ya da mamadan yerim yani. Söğüş. Söğüş. Ya söğüş. Yok dediler. İyi dedik yani madem adet böyle zorluk çıkartmayalım. Amir o aldığım ilk lokmayı böyle yutmak istemedim. Yani. Tabii. Ki. Tabii tabii. Direkt yaban keki. Of ya çok. Direkt ya etin şeyinden gelen. İçinden gelen bir aroma. Tabii. Bu haftada bir gelirmiş o mevsimde. Aşağı yukarı 4 ya da 5 ay çeviriyorlar bu hayvanı. Tabii.
işte orada beslenirmiş, gelip burada çevirip işte gelen gidene kuru soğanla ikram ederlermiş. Dedim alayım götüreyim yanımda birkaç porsiyon. Hatta mümkünse dedim hani sizi alıp götüreyim hani. Hep beraber hani şeyle birlikte, kuzuyla birlikte. Hmm. Yok dediler yani. Hani otururken kaç porsiyon söylediysem o çünkü. Ya yerinde, yerinde. Çünkü arkada bekleyen var falan filan hmm. bilmem ne. Bu beni çok düşündürdü daha sonra. Yani yediğin şeyin hani hem iyi diye sebep olması ya da iyileşmeye sebep olması gibi yediğin şeyin aromasının da vücuduna geçmesi. Dolayısıyla hani şey konusunda biraz içim rahatladı. Ben yani vampirlerle ilgili sıkıntı hissederdim bu konuda. Yani bu adamlar kan içiyor sürekli. Kan yani. Ne bu yani? Nereye kadar? İnsanlar gün aynı şeyi içer mi? İçer. İşte içer ama bir bıkkınlık bir şey. Yani evet tabii anlıyorum da. Yani dolayısıyla yani bu bir iş fikri de olabilir yani. Madem öyle o zaman mesela muz da besleyip işte muz aromalı bir menü çıkartabiliriz yani. Herhangi bir vampir için. Ya da işte kokteyller yapılabilir. Yani bu hakikaten bünyeye. Siz yeni bir ticari oluşumdan bahsediyorsunuz. Yani bir restoran zinciri düşünüyorum. Anladım. Ama kölelik bitti galiba. Kölelik sona erdi de şey yapılabilir tekrar. Yani bir yeni bir motifle, yeni bir yeni bir insani yaklaşımla. Gerçi şey de çok gelişti artık yani. Esaslar, şeyler bilmem. Ya o da var tabii. Endüstriyel olarak çözülebilir bu işler ama aynı şey değil bence. Böyle ya bugünlerde bunları düşünüyorum. Işte. Güzel bence çok yani. Şey çok hoş çok önü açık şeyi şeyi serbest. Yani güzel. Ha ne düşüneceğim yani ne düşüneyim yani ne düşüneyim yani şimdi. Önümüzdeki yıl turizm nasıl olacak işte. Merkez Bankası faiz arttırdı mı? Hakikaten ne yaptı arttırdı mı? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Yani şey. Ya doları baskılamaya devam mı edecek? Hangi doları? Emekli maaşlarına %100 zam yapılacak acaba? Acaba. O tabii seni ben mesela daha emekli olamadım. Sizi tabii sizi ilgilendiriyor. Beni ilgilendiriyor yani. Benim için kaç kuruş şu an sizin maaş? 12.500. İyi be. 12.500 Allah bereket versin. Her ay tık Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Kaybedenler Kulübü'nün 2024-4 ne olduysa aslında acaba adam yeni stüdyolarda canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmaya başladık ama henüz hayat kısmındayız. Daha kadınlara geçemedik. Ancak yani kuzu çevir. Ancak bir kuzu çevirebildik yani. Ya o da hayatın içinde önemli hayatın bir şey. Hayatın içinde olan bir canlı kuzudu. Sonuçta. Evet. Bir dinleyenimiz var attığımızda. Engin Kuru. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Nereden arıyorsun bizi? Engin Kuru soyadı
Benim bildiğim kadarıyla daha çok bu Martin falan o taraflarda öyle mi? Kullanılan bir şey soyad. Ben yoldayım şu an ama genel itibariyle İstanbul diyebilirim. Avrupa yakası. Ya kökeniniz neresi yani? Yani aile ne taraftan geliyor? Kökenimiz aslında karışık. Göçmen. Yine yolda. Anladım. Yo. Nomad yani. Evet. İyi. Severim. İyi, çok iyi. Yani, severim. Ne yapıyorsun genel olarak? Yani yoldayım şu an. Sizi dinliyorum. Normal her zamanki gibi. Yani nereden nereye gidiyorsun yoldayım derken şehir... Anadolu yakasından Avrupa yakasına Fatih'e doğru gidiyorum. Fatih. Güzel. Fatih'e gitmedi çok oldu. En son orada bir at pazarına mı gitmiştik? Efendim? At pazarı Fatih'te. O Fatih'te miydi ya? At pazarı. Olabilir. At pazarı. Olabilir. Yani. Kadınlar hafta... şeyinin bir üst sokağıydı galiba o. Efendim? At pazarı diye bir yer var, at meydanı. Ya at meydanı. Evet, evet. Tamam. At meydanı var. Doğru. Vasıta çok önemli değil. Yolda olmak her zaman güzel. Eyvallah. Sizi dinlemek daha güzel. Ya çok teşekkür Engin. Çok teşekkür ederiz Engin. Sağ olun. Ne iş yapıyorsun? Ne yiyip ne içiyorsun? Vallahi ben de aslında çiğ et tüketenlerdenim. Çiğ. Evet. Çiğ zaten et demekmiş. Mesela çiğ börek derler ya, sonra çiğ börek o. Biliyorum, evet, doğru, duymuştum bunu. Çiğ börek. Çiğ börek. Duymuştum bunu. Evet. Sen rengi et sever misin? İki ya da üç kere yedim. Ben genel olarak av hayvanı eti seviyorum. Kendim avlamışsam tabii, yoksa yemem prensip olarak. Başkasının avladığı hayvanı yemem. Ben kadınlara da öyle yaklaşırım mesela. Ha, prensipli bir yaklaşım tabii. Ama yani aç kalma ihtimali de barındıran bir prensip bu ki. Ama neyse ki prensipler yani, çiğnenmek için var yani. Abi aç kalmışa benziyor muyum yani? Ona bir bakın şöyle bir. Yok. Hiç benzemiyorsun. Hiç benzemiyorsun yani. Teşekkür ederim. Çok şükür yani. Yani bugüne kadar bir... Çiğ ciğer sever misin sen? Çiğ. Yani yeni avlanmış hayvanın... Ciğer. Sıcak ciğerini. Yok, daha soğuk. Pişmeden yemem, yok. Yok, yemem. Grönland'da yiyordun löpür löpür. O başka. O soğuk iklim. Orada yani Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin yani. Amin. Bir de o... Önce içine yatıyorduk hayvanın. Önce ciğeri yiyorduk, sonra içine yani yatıyorduk. Evet, o yüzden yani orada... Şeyi falan çıkartıp... Tabii, işkembeyi çıkartıp. Bir de yani işkembenin üst kısmındaki tundra yarı sindirilmiş fermente, evet. Tundra... otlarını da yerdik hatta. Bak işine gelince ne yani, neler hatırlıyorsun. Yani çünkü yani vitamin yok, bir şey yok. Yani biz Mete Amir'le Grönland'da ekip başıydık. İki ekiptik. Birimiz Grönland'ın alt tarafından, birimiz üst tarafından çıkardı. Yaklaşık bir ay sonra kadar Grönland'ın öbür ucunda buluşurduk. En keyifli günler o günler oldu. Evet. Yani iki gün falan takılırdık. Sonra tekrar öbür tarafta buluşmak üzere. Çünkü yani Grönland'ı ülke sınırında yani, kalabilmesi için orada yaşayan hareket eden belli bir nüfusun olması gerekiyor. Şey, uluslararası kanunlara göre. İşte o dönemde de ben kitap işindeydim. Ben büyük batmıştım. Mete de şeyde özellikle Orta Amerika
civarında İncil pazarlamacılığı evet. yapıyordu. Yürüyerek, dolaşarak. İncil ve erotik şeyler. Erotik, yarı çizgi roman diyelim evet. onlara. Yani resimliydi. Resimli. Özellikle benim ilgilendiğim şey. Evet. Ama sonra, yani... Sonra ben misyoner olarak Grönland'a nüfus düzenleyici olarak gönderildi. Tayin edildi. Tayin edildi, evet. Ben de hani ekonomik durum, çok parası iyiydi, ekonomik durumu toparlayayım diye gittim. Dolayısıyla 12 kişilik iki ekip halinde kızaklar ve 24 husky köpeğiyle aşağı yukarı 6 aylık dönemler halinde orada ücreti mukabili. Evet. 6 yıl kaldık. 6 yıl. 6 yıl. Grönland'ı kim bilir kaç defa dönmüşüzdür Amir'e. Siz ne yapıyorsunuz Engin? Ben sigorta üzerine çalışıyorum. Sigortacı mısınız? Evet. Eski bir kitapçıyım ben de. Çok iyi. Herhalde batıp sigortacı da geçtiniz. Tabii, kitapçının iyisi eski olanın benim bildiğim. Benim bildiğim de öyle yani. Ben de eski bir yani, kitapçıyım. Ama sigorta konusunda da kitap konusunda da iyiyim. Çok iyi. Çok iyi. Maşallah. Çok iyi. Kitap okur musunuz peki? Tabii ki. Şu da enteresan. Mesela ben aşağı yukarı 400-420 adet farklı kitap yayınladım. Hiçbirini okumadım. Bu yayınladıktan sonra şey olmuyordur. 6.45 yayınlarını her zaman sevmişimdir. Takip ederim. Öyle diyorlar. Ben hiç okumadığım için hani... Hani, ama iyi diyorlar yani. Fena değil, fena değil. Benim var okumuştuğum güzel. İyidir yani. Ben daha çok çizgi roman, erotik, erotik edebiyat ve porno ile ilgilendim. Çok iyi. Entelektüel olarak ilgilendim. Yani şimdi porno deyince de tabii burada yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın yani. Baudrillard'cı anlamda pornodan bahsediyorum yani. Tabii. Dolayısıyla yani obez bir Çinlinin eşek eti, eşek kaburgasını tavuk suyunda soya sosu, koyu soya sosu, soya fasulyesi püresi, şeker ve yağda düdüklü tencerede pişirip içine biraz zencefil ve bir miktar da pırasa atıp bu piştikten sonra bunun hepsini tek başına yiyişini izlemeye bayılırım mesela. Bu bayağı pornografik bir... Büyük porno bu büyük ama porno anlattınız ya. Yani. Evet, evet. 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 Mesela domuz göbeği tenekede ona belly diyorlar. Hı-hı. Domuz göbeği şeyine, kızartmasına çıtır şeyleri ya. Seyretmeye bayılırım, hiç yemedim yani. Ama o mesela ne kadar pornografik yani, o çıtırlaşmış derinin, o vez bir Çinlinin dişlerinin arasında çıkarttığı o çatırtı. Evet. Bence yani bu edebiyatın doruk noktalarından biri. Ben öyle düşünüyorum ama bunu kimseye anlatamadım abi bugüne kadar. Bence de anlatmayın zaten yani, burada şey aramak, paylaşımcı bir çare aramak şey. Yanlış diyorsunuz. Yanlış demiyorum yani, insanı yer yer mutsuzluğa, yer yerde mutsuzluğa zerk edebilir. Zerk edebilir. Daha çok memnun oldum ben sizle tanıştığımda. Engin, ben de çok memnun oldum. Çok gerçekten. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Güzel bir insan mesela, sesinden evet. sesinden anlaşılıyor evet. bir
İyi bir insan. Evet, bir çok çok rastlanan bir şey değil. Evet. Yani, evet. Kesin hendekli değildir mesela. Yok, sesi hendekli gelmiyordu. Allah kimseyi çukura düşürmesin. Oh, amin, o şey çok fazla o. Düşmanım. O şey. O şey yani o, o başka bir şey. Onu yaşayan midir herhalde? Şey ben de bilmiyorum da tahminim öyle. Evet. Bir saniye durayım. Bir duralım. Durayım. Nasıl, yayın var mı ya şu anda? Şu anda canlı yayında mıyız? Canlı yayında. Nerede? YouTube'da mı? Bizim kanalımız var. Kendi kanalımızda yayındayız. Kaybedenler Kulübü Official'da canlı yayında mı? YouTube'da. Test mi yapıyoruz şu an Ragıp? Yani şu anda mesela... Herkese söylemeyin, eşimiz dostumuz baksın. İşte onun için link vermem lazım onlara. Ver. Var. Verdim. Ay, iyi, tamam. Nereden verdin? Düştü mü? Vay canına. Belki bir sonraki mesela şimdi bir şey çalacaksınız ya ondan sonra olabilir. Evet. Şeyde isterseniz direkt canlıya geçelim. Buradan söyleyelim arkadaşlar. Bir de görsün. Evet, dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. 2024-4 oldu. Nusra'da değerli dostum Mete Unduko, ben Kaan Çaydamlı. Acı Badem Merkez Stüdyoda canlı yayındayız. Bugün önümüzdeki 5. Nisan'dan itibaren YouTube'da aynı anda yani Standart FM'le birlikte aynı anda canlı yayında olmanın provasını yapıyoruz bir taraftan. O yüzden biraz da dağınık gidiyor program ama hatta çok sevdiğimiz bir dinleyenimiz var, Bengisu. Merhaba. Merhaba Bengüsü, nasılsın? Görüşmeyeli. İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Adıyaman'da mısın? Aha, evet. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Ben ne? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne çalışıyorsun? Ders olarak da çalışıyorsun. Öyle. AYT, TYT. PYT mi? Ne? PYT çalışıyorum. PYT mi? PYT olmaz ya. Bu PYT şey çalışılan bir şey değil. Olunan bir şey. Ha, erişilen bir şey. Ya. Bengisu, canınız mı sıkkın? Hayırdır? Sesin çok evet, böyle evet. Şey geliyor, keyifsiz geliyor. Yani biraz. Ne oldu, anlat bize. Bilmem, gereksiz yere birinden hakaret yedim ve mutluyum açıkçası. Kimden hakaret yedin? Eskiden arkadaşım olan birine. Erkek arkadaşım mıydı eski? Hı hı. Hakaret derken yani... Çok anlayabildiğim bir şey değil, o yüzden soruyorum yani. Yani bilmiyorum ya. Gereksiz yere bir insana neden küfür edersin ki? Küfür. Sana bir şey yapmamış ki. Ne dedi? Ay ben söyleyemem. Üzülüyorum, söyleyeceğim, biz bizeyiz. Okey. Peki. Öyle. Yani ne sebep oldu ki buna yani? Hiçbir şey. Ne kadar zaman? Aylardır konuşmuyorduk. Ha, aylardır konuşmuyorduk. Öyle aklına gelmiştik dedik. Bugün niye konuştunuz? Evet, ben de onu soracağım. Konuşmadık ki. Ne oluyor, ben anlamıyorum ki, nasıl konuşmadan birbirinize hakaret ediyorsunuz? Bizi aydınlatın ya. Hiç konuşmadık. Bildiğin böyle konuşmadan sadece bana küfür etmiş. Ben bir şey yapmadım, aylardır da konuşmadım. Belki o yüzden küfür edesi gelmiştir de. Olabilir. Ya nereden? Sosyal medyadan falan mı? Bir de Twitter. Ha, tweet mi bir tane adam?
Abi şimdi bak, sosyal medya diye bir şey var. Beni bir aydınlatır mısınız? Ben şu an şey diyeyim. Birazdan gidip Ragıp'ın kucağında ağlayacağım. Şimdi artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Akıllı telefon diye bir telefonlar var artık, bu çevirmeli şeyler. Bak bu tuşlular var ya. Şimdi bunu tuşa basarak yapıyorduk, artık öyle değil. Nasıl? Baya akıllı yani, böyle konuşuyorsun, ne diyorsun. Tabii benim de var akıllı telefonum. Onun pek aklı yerinde değil gibi gözüküyor yani o. Baya Siri'si var. Bak deneyeyim, bakayım çalışıyor. Bakayım bir saniye. Bak bakayım. Siri nasıl açılıyordu ya? Şöyle. Siri, Kaan Çaydanlı'yı arar mısın? Doğrulamak için soruyorum. Çaydanlı Kaan'ı mı aramak istiyorsun? Çaydanlı Kaan aramıyor. Ne oldu? Bu akıllı telefon bu. Ne oldu? Hani ben anlamıyordum bu işlerden. Al. Ete alındım. Al. Sinirim, şu engeller misin? Ne oldu? Gördün mü Ragıp? Vallahi bravo. Şeye gelince bir karış. Ha? Tamam o zaman niye beni yani şey koyuyorsun yani? Hayır yani ben şimdi şunu anlamadım amir. Hakaret, yani akıllı telefon kullanıyorsun. Hayır, sosyal medya ne biliyorsun. Biliyorum. Ya, iletişim bunun üzerinden kuruluyor. Hayır, şimdi. Birisiyle konuşmadan nasıl hakaret yiyebilirsin ya? Tweet atıp mentionlamış. Mentionlamak ne biliyor musun sen? Cevap vermediğim için sinirlenip daha çok küfür edecek. Bir dakika. Mentionlamak ne biliyorum. Tweet atıp mentionlamak. Ya sokakta görünce tekme atmak gibi bir şey. Evet. O yüzden alındım. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir nedeni olsa hak ettim derim, tamam derim ama. Bloklarsın, takip etmezsin. Dolayısıyla blokladım zaten. Haberin olmaz. Fake'den profilime giriyor bakıyor. Bana arkadaşım söyledi. Siz hem erkek arkadaşınız, eski erkek arkadaşınızı sinsi takip ediyorsunuz. Hem bilmem ne yapıyorsunuz. Ondan sonra kaybedenler kulübünü arayıp hakaret edeyim diye ağlıyorsunuz kardeşim. Bu ben, affedersiniz de ben de 52 yaşıma tesadüfen gelmedim yani. Oldu mu o kadar ya? Ya. Allah uzun ömür. Tövbe. Yani. Allah gecinden versin. Peki yani. Ama arada bir profiline girip bakabilirim. Herkes yapar bunu. Buyurun. Ne demek herkes yapar ya? Ben yapmam. Ben yaparım. Mesela siz. Sessiz sedasında çıkıyorum. Seks yapıyor muydunuz? Iı. Siz seksi yapmak yerine profiline bakıyorsunuz anladığım kadarıyla. Herhalde aynı şey. Nasıl yapayım? Ya benim Siri ile konuşmam kadar seksist bir şey bu. Bence çocuk haklı Bengüsü. Bence çocuk yerden göğe haklı. Bu konuşmayı 10 dakika daha sürdürürsek Bengüsü sen de diyeceksin ki evet ya doğru söylüyorsunuz, çocuk haklıymış. Hak etmişim diyeceksin yani. Sinsi çocuğun gir mesajlarına bak, profiline. Profiline bak, bırak mesajları bırak. Kendini takip etme profiline ama. Profiline bak, profiline. Kendini takip etme ama Instagram'ını takip ettirt. Ondan sonra yok bana hakaret etti. Herkesin içinde bana tweet attı. Bak şimdi. Ama adımı yazmadım. Abi değil. senin de canın bayağı yanmış galiba bu konuda. Benim. Benim yani 90'lı yıllarda yandı, o zaman Twitter yoktu. Neyse ki. Başka türlü yandı. Neyse ki. Kemancılarda. Keman çalıyorum ben. Çalsana. Çal. Yok, utanırım. Her şeye gelince tamam, keman çalmaya utanırım. Ondan sonra bana küfür etti. Gizli çocuğun şeyine gir bak. Allah bilir, uyurken telefonunu al, bütün şeyine bak, mesajlarına bak. Ama yani herhalde birlikte hiç uyumadınız değil mi? Belki öğlen uykusu uyumuşlardır ya. Ya hiç hissediyorum, nasıl yapalım biz bunları? Telepatiyle mi? Nerede yaşıyor? Aynı şehirde. Ne demek nerede yapalım? Adıyaman'da. Gerçi Adıyaman'da yıkıldı biraz, ortalıkta şeydir yani, sakindir. Yok ya, birkaç ev var. Ben anladım. Ben haksız mıyım yani?
Ya kızsın tabii. Yani ben anladım. Ben anlayacağımı anladım yani. Sen anlayacağını anladın. Bengüsü bence sen de anladın. Evet haklısın. Bence burada birbirini anlamayan hiç kimse yok. Ha. Bence biraz da hoşuna da gitmişsin zaten. Yok gitti zaten. Ben çok zevk alıyorum böyle. Haberim olmadan bir bana küfür falan dedince çok hoşuma gidiyor aslında. Hayda. Çünkü hiçbir şey yapmadığım halde. İşte şimdi konuşmaya başladım Bengüsü. Bengüsü sen hem şey küfretler diyorsun hem kıkır diyorsun ama buna. Ama ondan alınca üzüldüm. Bir de hoşuma gitti, zevk alıyorum diyorsun. Ya başkasından başka yani zevk alırım diyorsun ama anladım. Evet. Sen aşıksın o zaman bu çocuğa. Al bir şey. Eyvah. Buradan çıkıyor abi. Ama o değil. Çocuk da diyor ki ben ne kadar küfretsem bana o kadar daha bağlanır diyor. Şu anda kaç tane şey var, aşık olduğun çocuk var? Bir tane. Hadi canım. O da o. O da o işte. O da evet. O değil mi? Hı. Hadi bakalım buyurun. 3 yıldır falan bir tane var işte. 3 yıllık aşk mı olur ya? Biz 6 ayda bir değiştiriyorduk. 6 ayda bir yani 6 ayda bir mecburen 6 ayda bir birini değiştiriyoruz. Şey yapıyorduk ha. 6 ayda bir tanesini aradan çıkartıp kontenjan açıyordum. Yer açıyordum ki yani. Ben hatırlıyorum o yıllardı. Ben de evde öyle oturup televizyona bakıyordum ki o buzdolabıymış. Ama buzdolabı senin renkliydi. Renkliydi. Ya şimdi hakkını veririm buzdolabı. Ya o yıllarda hiç renkli buzdolabı yani, yoktu. Evet, yani. Bir gün amir geldi, ne yapıyorsun dedi. İşte televizyon seyrediyorum dedim. O dedi şey profilo dedi o ya. O. Buzdolabına bak. Buzdolabı dedi. Ragıp diyor ki bana televizyon seyrediyorum diyor. Sen buzdolabına bakıyorsun dedi. O buzdolabı renkli. Bu yıllarda yoktu renkli buzdolabı yoktu. Beyaz yok. Eşya diyorlardı ona. İşte o Türkçemiz maalesef. Bu da çok ırkçı bir söz. Standart FM'de Kayberenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2024 yılının bu 4. Nisan'ında Acı Badem Yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuğumuz bölümü az önce tamamıyla bitirdik. Programımızın bu son çeyreğinde yani 5. şeyinde 5'te 3'lük bölümü tamamladık sayılır. 1 saatte 4 tane 15 dakika var. Evet. Demek ki 8 15 dakikaya bölebiliriz. 8'e 3'lük son bölümünde. Evet. Serbest konularımızı konuşacağız ki bu Kayberenler Kulübü'nün en sevdiği en şey kendini şey yaptı. Evet yani Hasan Çetin var hattımızda, Antalya'dan yanlış görmediysem. Evet Antalya'da. Buyurun sizi tanıyalım Hasan Çetin. Yani çok merak ettiğimiz için değil hani şey. Kibarlıktan. Kibarlıktan. Buyurun. Kibarlığın yanında tabii biraz da heyecan var çünkü. İşte birazcık da onun için ha. Daha önce konuşmadık değil mi? Kulübü. Yok konuşmadık. Peki ben size yardımcı olayım. Kaç yaşındasınız? Ben 25 yaşındayım. Ne yaparsınız? Muhasebeyle uğraşıyorum. Çok iyi. Evet. Mutlu musunuz? Uzun bir eğitim hayatım oldu. İşinizden mutlu musunuz? Yani severek mi? İstediğim mesleği yapıyorum ama iş hayatına yeni başladığım için bazı aksaklıklar oluyor. 25 yaşındasın, yeni mi başladın? Yeni başladım evet. Eğitim hayatı biraz uzun sürdü. Ha, uzun sürdü. Yani şey sen mi uzattın yoksa hani ne bileyim doktora moktora ben bilmem ne bir şeyler falan filan bitmesin. Ben uzattım. Araya birçok sebep girdi çünkü. Okey. Güzel. Okey.
şey, kaç kişi var ofiste? Yalnızım. Tek başımayım. Ha, kendi işini yapıyorsun. Tabii bir grup şirketli çalışıyorum. Aslında 8 kişilik bir muhasebe ekibi var ama bir bölgeye ben kendim bakıyorum. Tek başımayım. Peki bugün yani bir mesaj atayım da Kaybedenler Kulübü'nde Mete ve Kaan'la konuşayım diye mi bize mesaj attınız, yoksa bir özel amacınız, bir şeyiniz var mıydı? Aslında şöyle özetleyeyim ben durumu. Bizim ben uzun süre Spotify'dan yayınlandığını dinledim. Daha sonrasında Antalya turumuz olmuştu geçen yıl. Ha, şey Motofest. Tanıştık, evet, evet. Ha, tanıştık. Sen Antalya'ya motorla mı gittin abi? Ne yaptın? İran'a ne yaptın? Antalya'ya ben düzenli olarak giden bir insan. Biz Motofest'te Antalya'dan geçmedik. Geçen sene geçmişizdir. Sene gelmediniz. Bekliyorduk aslında sizi. Geçen sene motorla gittim, evet. En azından ne ben bekledim. Ne olacak yani? Ne olacak? Ne olacak? Gidemez miyiz yani? Ne olacak bu işler? Motor var mı sende? Lise döneminde bir kulüpteydim. Evet, motor hevesim vardı ama daha sonrasında devam etmedi. Ya, ne yapıyorsun? Seks hayatın falan nasıl? Frango, bu yerde bir ataş buldum. Tırnaklarımı içini temizliyorum. Çirkin mi gözüküyor şu an? Devam edeyim o zaman. Şu anda düzenli bir seks hayatım vardı. 2 yıldır yok seks hayatım. Yalnız takılıyorum. 2 yıl önce mi ayrıldın yani? Sen evet, düzenli, hayır, düzenli seks hayatı bir ilişki mi gerektirir? Hayır. Değil mi? Evet. Sebebi de düzenli bir seks hayatım oldu yıllarca ama hiç mesela sevgilim olmadı. İyi iş. Yani her kişiye bağlı bu bence. Kişinin karaktere bağlı. Zevkine bağlı bence. Hayır ama yani şunu anlamakta zorlanıyorum. Mesela 2 yıl kadar düzenli seks hayatı var. Sonra sevginden ayrılıyorsun ve düzenli seks hayatın olmuyor. Niye? Ya bir kere bir ilişki varsa düzensiz bir seks hayatın vardır. Şu o zaten ayrı bir konu yani. Ya bir ilişkin varsa niye seks yapasın ki? Zaten. Yani düzenli seks yapasın ya. Hatta yani giderek niye seks yapasın? Oraya da gider. Doğru. Yani insanın sevdiğine yapamayacağı şeyler var hayatta yani. Mesela. Evet, evet, evet. Ayıp yani. Ayıp olan şeylerin hepsi. Evet. Ayıp yani insan. Yani bir kere insan yani insan insanla ya nasıl olacak yani? Hem seviyorsun, düzenli ilişkin var. Hem şey. Sonra da akşamleyin çat çut yani nasıl olacak çat yani? Çok ayıp be. Ne ya o bir. Celal Sıla'yın bir şiiri aklıma geldi ama hatırlayamadım. Şiiri. Allah göstermesin. Şiiri hatırlayamadım. Ama aklına geldi yani. Geldi. Çok önemli. Önemli olan bırak orada kalsın. Aklında kalsın yani. Bu da rahmetli güzel insandı bu. Çok. Erdoğan Dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2024-4 Nolunusu. İyi dinlemektesiniz değerli dostum. Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, Acı Badem. Yeni merkez stüdyoda canlı yayındayız. Bugün yani uzun bir test sonucu sanıyorum şu anda YouTube kanalından canlı yayındayız değil mi? Hey bebek. Oradayız. Kendi kanalımızdan. Kaybedenler Kulübü Official'da YouTube'da canlı yayındayız. Eğer ilgileniyorsanız, testimize bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz.
Evet, tahmin ediyorum ki bundan sonraki misyolar da YouTube'dan canlı olarak aynı anda. Ama aynı zamanda yine yanlışsam düzelt, FM, Standart FM. Evet evet, aynı anda. Radyodan eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bir boğazımı bir ıslatayım. Arpa. Arpa notası. At yemiş şurubu. At yemiş şeysi. Bir tür meyve suyu. Yani evet. Şey, doğal bir içecek. Doğal bir içecek. Doğal bir içecek. Doğal bir içecek. Yani sıhhatli. Aşırı sıhhatli bir içecek. Yıllardır içerim, henüz ölmedim diyorsun. Ölmeyi bırak, yaklaşmadım bile. Ama yani üç defa gömdük seni biz. Sebep şey, farklı. Farklı sebeplerden gömdük. Gömülmek istedin sen. Yani yenilenme dediğimiz, şimdi bütün o vampir şeyini, külliyatını baştan almayalım. Estağfurullah. Siz vampir misiniz? Estağfurullah, ne haddimize. Biz vampirlerin üstünde yaratıklarız. Vampirleri yönetiriz. Yöneticisiniz yani. Bir tür vampir yöneticisi denebilir yani. Kurguyu biz yaptık, öyle söyleyeyim. Anladım. Tebrik ediyorum yani. Hem fena kurgu değil ama. Yani mitolojik olarak da müthiş. Yani. B-movie'lerimiz falan şeydir. Yani. Gerçi ilk yıllardaki ilk örnekler tabii. Ben mesela, hatta Sezgi var. Aa, Sezgi. Merhaba. Ya sen yokmuş gibi bir an eksik hissettim bana kendimi. Unuttum. Hakikaten burada Mete ile konuşuyorum. Şu an sırtım ürperdi. Ya, mal Mete ile konuşuyorum. Yani estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu canım? Olur mu? Olur mu? Kadar kötü hissettim kendimi bir an. Yani anlatamam sana. Yani. Hiç vampir tanıdın mı Sezgi? Tanıdım. Nasıldı? Yani seks yaptınız mı? Evet, tabii ki. Ben bir şeyi merak ederim. Yani aferin bak, vampir dediği bir kere... Hadi bir kadın olsan vereceksen önce bir vampire veririm. Yani. Ha, bir, ha, onu diyecektim ben de. Hani. Bir enteresan, bir değişik bir şey olsun yani. Tabii. Yani bir başka tat, bir başka hani ıslak şeylerden, kumlardan, sıcak sulara geçer gibi ya da tam tersi, onu tam hatırlayamıyorum yani. Old Spice diye bir şey var. Büyüktür. Onun porselen beyaz şeyi vardı. Tabii, efsane. Beyaz şeydi. Sen bilir misin Sezgi, Old Spice? Şey, tıraş sonrası şeysi. Losyonu. Bilmez tabii. Miyim? Yelkenli bir şeyi vardı. Tabii, biz zaten gemicilikten biliyoruz onu marka olarak. Beyaz bir şişesi vardı. Orada. Evet, evet. Beyaz. Çok evet. 90'lı yıllarda böyle. Evet, evet. Tepesi ince, aşağıya doğru böyle evet. Tombullaşan, sonra dümdüz silindirik iner. Porselen bir tanrı gibiydi o şişesi. Evet. Evet. Şu şeye geri dönmek istiyorum. Şimdi yani bir vampirle seviştiğinde, vampirler aynada gözükmez. Şöyle. Evet. Hmm. Sanki gözükmez demeden önce ben de şunu söyleyecektim. Ben sonradan mesela fark ettim vampir olduğunu. Ha. Öyle. Ama o sayılmaz. Bir farkındalık, bir ampirik bir şey oldu orada. O ampirik bir şey yani. Ampirik. Evet. Anladım. Sayılmaz ama. Peki sonra tekrar yaptın mı? Tabii, insanız ya. Evet. Yani. Ne yapacağız ya? Allah Allah. Yani. Yalnız yatalım ya. Sorduğun soruya bak ya benim. Düzenli her şey aslında. Allah Allah. Ben de her şey çok düzenliydi bende EPYT'den önce. Yani ben hiç kadın vampir tanımadım abi. Kadın vampir oluyor mu ya? İşte hiç tanımadım. Support'tur o.
Hayda. Çok yaşayayım yani. Daha ne kadar yaşayacaksın da yani. Ne kadar seksist bir yapmış. Allah Allah. Allah Allah. Ağzımdan kaçtı. Ben normalde böyle bir şey söylemem de. Yani ama support'tur o yani. Ne olacak? Çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey ya. Hadi yani şunu merak ediyorum hakikaten. Yani aynada bir yerde bir vampirle seks yapıyorsan bir tek kendini görüyor olman lazım. Bu da çok acayip bir görüntü ya. Evet. Müthiş bir ama şey. Ama ben işte doğada deneyimledim onu. Ayna yoktu. Outdoor. Bence görüşüyor musunuz arada? Yok, hayır. Bence bir aynalı bir şeyle denemek lazım. Vampirler olabilir mi? Şu an bir gözden geçiriyorum. Bilemiyorum yani şu an. Selimiye'de misin? Evet hala. Haftaya bir çıkacağım ama işte. Haftaya biz geliyoruz. Selimiye'ye mi? Denize giriyor musun? Girdim. 2 gün önce girdim. Ama bak biraz sesim gitti. Soğudu değil mi? Evet tabii. Soğudu. Soğudu. Evet. İklim değişiyor. Kadıköy'de acı bademde bildiğin klasik sonbahar var ya. Evet bayağı ciddi sonbahar. Çok saçma yani ben hani uzun yıllardır yani sonbahar duygusu veren şeyi yani hava halini ancak böyle Bolu'ya falan giderken hissederdim ama bu sene hakikaten Kadıköy bayağı bildiğin sonbahar yani. Ben de siz şimdi böyle söyleyince Kaan şeyi fark ettim. Ya ben bayağıdır aslında böyle doğal bir sonbahar yaşamıyorum sanırım ya. Yani tabii o tarafa da biraz yaşamak daha yaşamak lazım. Biraz daha geç gelebilir. Böyle yukarı Kaz Dağları'na doğru çıkmak lazım. Evet. Bence bu günlerde yani. Evet. Mümkün. Ama ben Antalya'ya geçeceğim yine. Sen yine bayağı yaza gidiyorsun yani. Evet. Orası şu an çok iyi. Bu arada. Öyle bir projem vardı benim yıllar önce. 21 derece projem vardı. Alaska'dan çıkacaktım. Meksika'ya kadar. 21 derece sıcak. Yani artı eksi 1-2 için. Rıza Can duymasın şimdi. Niye? Yapar. Yapar. Doğru. Çünkü 21 derece, 21, 22 ya motor sürmek için güzel dereceler ya. Hava çok güzel olabilir. Dereceler. Evet ya. Değil mi? Yani. Ne o 41'ler, 42'ler. Alttan motorun şeyi. Yani bir şey ne diyelim taşıyıcı feri ile sadece 23 dereceden dünya turu yapmak mümkün. Feri derken deniz taşıtından bahsediyorsun. Ha, yani motoru arada bir atıyorum şimdi mesela İspanya'dan bineceksin Meksika'ya kadar. Ben öyle bir şeye başlamıştım yani 23 değil de 25 derece. Daha iyi 25. 25'ten yanımda da bir bayan vardı. O kadar zayıfladı ki attım şeyde pasif civarında. İyi yapmışsın yani şimdi ne diyeyim bir boğaz bir şey. Ben de öyle bir şey var. Bizim çocukluğumuzda iskeletor diye bir şey vardı. Pompacı şey. Evet. Pompacı iskelet. O da pornografik bir şeydi. Aşırı pornografik. Evet. Şey gibiydi. Kara Murat gibiydi. Oradan gelen bir travma olmalı yani ve çok yani kemiklerini sayabildiğim seksist gibi olabilir ama yani belki kemiklerini sayabildiğim erkekler için de aynı şeyi hissediyor olabilirim hiç yani karşılaşmadığım için ama kemiklerini sayabildiğim
kadınlardan kurtulmak gibi bir eğilimim var benim. Bu bir travma bence. Bence de travma. Çünkü eski İstanbullu abilerimizden bildiğim en iyi et, ete yakın olandır. Et ete değmeli. Kemiğe yakın olandır. Kemiğe yakın şey kısım. Yani lezzetli kısım. Evet. Pirzola gibi yani. Evet, pirzola gibi. Kalça yani, kaç sende Sezgi, pardon? Kalça 94 falan. İşte kadın abi. Şu müthiş. 95 i̇şte verdi. İşte kadın abi. 62'de sabitlendim ben bu yaz. Birkaç kilo verdim ama 62-61. Ya dikkat edelim ya Sezgi yani. Ya kadın da 62'nin altı hakikaten tehlikeli ya. Ya hem, evet. Yani arka fren güvenliği açısından da ben şey bulmuyorum. Çok oturunca batıyor bir de. Arkada motorda da bir ağırlık gerekiyor, gerekiyor. Ya. Gerekiyor. De gerekir tabii. Onunla da ilgili. Neyse yani. Kilo önemli tabii. Kilo çok önemli. Yani kilo. Bugün boks maçları bile kiloyla ayarlanıyor. Oradan yola çıkarsak. Tabii tabii. Mesela ben eskiden 62 kilo mücadelelerine çıkardım. Geçmiş olsun. Tabii ben lazım. Handikap 16 koşularda falan olur o 62-63 kilolar. Ben anlatma. Benim bisikletim 62-62 kiloda katılıyordum ben şeye. İyi iyi. Şeye. O da iyi ama. Sonra bir ara 54'e çıkmaya başladım ama tabi hızlı kilo kaybından dolayı ciddi performans problemleri oldu. Tekrar 62'ye geri döndüm. Bir dönem 74 klasman dışı 74 kilo mücadelelerine çıktım yani. Madalyalarım var. Ya 70'e çıkıyorsa o yüzden madalyam vardır. 70 olsaydı. Var abi, var yani. Çünkü yani yalan mı söyleyeyim? Ya? Yok canım, yalan söylemiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Size. Sesiniz de kesik kesik geldi şimdi. 54 ne bağlamda zorladı? Yani işte şimdi 54 kilo... Kırarım diye korkmuştum. Yani böyle hani... Şey yapamıyorsun yani, tam istediğin gibi şey yapamıyorsun. Evet. Yani orasından tutsan bir türlü, burasından tutsan bir de batıyor. Yani evet, özellikle bizim Jonk Bayır dediğimiz amirli bir şey vardır. Eyvah. Bir türkünde yani Jonk Bayır dediğimiz şey. Yani bayağı insanın çığlık atası geliyor yani. Gelir. Yani sen bilirsin yani. Ya bilirim. Ben de bir yıllardır 50 kiloda koştuğum için şey yapmıyorum. Konular şu an bana şey geliyor yani. Ya da gözüme çarpan ışıktan da etkileniyor olabilir. Ama ya 50 kilo klasmandı yani 48. 48'de de çok koştum. Biliyorum canım sen 48 şeylerini. İki kupa var sende 48. İki var. İki şey, bir runner up, iki şampiyonluk. Hatta birini ben de çatıda unutmuşsun. Orada kalmıştır. Geçen gün. Atsaydın. Bu ne dedi, benimle ilgisi yok dedim ya. Allah Allah. Bana yapıştırabiliyor musun böyle bir şey dedim. Ya canım, olur mu canım? Tabii. Evet, Sayın Dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. 2024-4 Nusra'da değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı, canlı yayındayız. Bugün enteresan olarak aynı zamanda YouTube Kaybedenler Kulübü official sayfasından da canlı yayındayız. Aşağı yukarı 14 kişilik bir ekip tarafından projekte mi denir ona, product ediliyor canlı yayın. Bunların ikisi erkek,
diğer arkadaşlar da sanırım sapırtır. Ya sap, ya hakikaten sap sapırtır yani. Şeyden sapırtır yani. İnsanı şeyden sapırtır. Hadi gene iyisiniz, size iyi malzeme buldum ha. E buldunuz ha. Buldunuz. Ama hakikaten insanı sapırtır. Bunlar da yani. Sapırtır. Sapırtır yani bunlar. Sapırtır. Şimdi bakıyorum bayağı bunlar sapırtır yani. Bunlardan bulduğumu hatırlamaya çalışıyorum ki üzerine bir şey geliştireyim. Bence yani bizim bu ekipteki şeye bir kıyafet şeyi de getirmek lazım yani. Düzen. E tabii abi. Nizamı şey. Ya bir düzen lazım yani. Düzen lazım yani. Ya bir nizamı intibak. Tabii. Şart. Evet değerli dinleyenler, 2024-4 yanılmıyorsam. Evet. Pardon amir. Estağfurullah. Amir. Ha. Şey var mı? Şu bizim yürüyen Johnny değil mi şu? Bu yürüyen Johnny. Bir onun bir kapağına bakayım ben ya. Aa, bu yürüyen Johnny. İyidir ha, beklettim onu. Belli. Beni beklemiş. Evet, bugün bir test yayını oldu bir anlamda ama aynı zamanda da Kaybedenler Kulübü için bir milat. Evet, tabii ki. Oldu aynı zamanda. Biz de hani yani aşağı yukarı bir yıl, bir buçuk yıldır bir, YouTube'da podcast gibi bir şeydi ama şimdi bir sonrası bu noktaya geldi. Şeyimiz ne oldu Ragıp? WhatsApp'ımız? Bir dakika programı. Gibi olacak gibi. Evet. Abi yani herhalde artık tabii gebertmek lazım. İşte sorundayız. Doğru. Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü çok boş yapan bir program değil. Yani hakikaten çok önemli. Estağfurullah canım. Kaç yaşına geldik? Evet. Kaç boş yaptığım oluyor benim. Ya oluyor. Ya benim de boş yaptığım oluyor zaman zaman. Bazen boşa koyduğum oluyor. Bazen boştan aldığım da oluyor. Bunlar hayat içinde oluyor. Ama yani sonuç itibariyle hakikaten çok önemli konular konuşuyoruz. Gerek siyasi, gerek felsefi. Tabii. Gerek edebi. Hayatta başka ne var? Şey var. Seks var. O edebi sayılır. İşte hayvanseverlik. Vejetaryanlık. O da bu ikisi aynı şeyde sayılır. Hayvanseverliğe dahil vejetaryanlık. Veganlık. Veganlık tabii o da. Vejetaryanlık daha çok bitki severli. Ya bitki seviyorlar ki bitki yiyorlar. Yanlış mı düşünüyor? Yanlış mı düşünüyor? Yok çok ben. Doğru. Veganlar hayvan seviyor. Hayvan yiyor. Vejetaryanlar bitki seviyor, bitki yiyor. Bence çok yani. Biz vegan oluyoruz burada. Çok ağır veganım. Ben ama aynı zamanda vejetaryanımdır. Yani ben bitki de seviyorsun yani sen. En sevdiğim hayvan şeydir. Evet, tazı fasulyedir. Bamya ile beraber. Şimdi bamya deyince yani hani bamya mı kuzu mu desen? Bamya. Kuzu. Ya ikisini bir arada hani yani mesela et su, kuru bamya et kuzu suyuna et suyuna. Kuzu kuzu tandır tepsisinde fırın şey bamya. Sen bak sen şimdi sen yani
oğlağa geçirdin C'ye. Zeytin evet, şeyine. Fırına dayadın, altına tepsiyi dikine koydun. Dikine. Döner oğlak. İki defa döndürdün ağır ateşte. 6-7 saat. Sonra oğlağı çıkarttın, attın. Bırak yesinler. Kim gelse yesin yani. Sonra o suya bamya yap. O suya kuruba. Hadi bakayım. Bas bakayım kuru bamyayı oraya. Sen nohut koyuyor musun bamyaya? Estağfurullah yani. Ne bileyim. Estağfurullah ya yani. Ben iki tane hanımımdan boşandım bu yüzden. Bir tanesinden tam boşanamadım. Çünkü iki defa boş ol demişim. Onun kuralı üçmüş. Biliyorum. Üç defa boş ol demek gerekiyormuş. Ya o aklı benden almıştır. Doğan'ım. Uras. Canlı yayındayız. Gelin bir görüntü verelim hep beraber. Gelin, gelin. Gelin bakalım. Merhaba. Canlı yayındayız yalnız şurada ona göre. Burası canlı yayın yani. Er meydanı var istiyorsun. Buyurun ya. Buyurun. Gel otur da çıkartmış. Tarihe geçin. Bunlar canlı. Hadi. Ne, tabii abi şu anda canlı yayınız. Buyurunuz ya. Çağırıyor. Çıkarıyor mu bunu? Nasıl çıkmak istiyorsan YouTube'a. Çıkarttın o zaman. Canlı yayınlıyorsun şu anda. Konserden mi geldin? Şu anda yok. Konsere gidiyoruz. Bu saatte mi? Bu saatte konsere gidiyoruz. Kıbrıs abi. Hoş bulduk. Evet Kıbrıs abi. Vay da hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkürler. Biz de programı kapatıyorduk. Harika. Biz de onun için zaten bu saatte çıktık, izliyorduk. Bro. Kapamaya geldik. Evet. Kapamaya geldik. Tam şeyden bahsediyorduk ya, ben bir iki eşimden boşanmıştım da birinden tam boşanamadım. Üç defa demek gerekiyormuş çünkü boş. Hayırlısı inşallah. Boş ol diye. Evet. Öyle yani. Evet, Mete abi özetliyor. Bu gece evet, biraz şey, tansiyonlu bir gece oldu. Gece boyunca da. Aslında insanlık tarihini konuştuk. Kölelik. Hayvanseverlik. Ve buna bağlı olarak beslenme zincirleri üzerine tüm kraliyetlerde, bizim içinde bulunduğumuz, bulunmadığımız tüm kraliyetlerde yaşanan bir şey olamayacağım endişesini konuştuk. Özellikle 1900 başları ve 1900 ortaları döneminde. Savaşla birlikte, yani ikinci büyük harple birlikte sona eren, ben söyledim oldu culuğun bizi 2000'li yılların buralarında nereye getirdiğini tartıştık. Sanayi devrimi, veba, ve kara umma. Asıl konularımızdı. Bugün Kaybedenler Kulübü'nde insan olmayı konuştuk. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Bugün özel olarak Hendek bölgesinde, çok içimden gelmese de, adandı. Doğan sana adandı. Biraz sana adandı. Rıza sana adam, Rıza sana adam, Rıza sana adam, Rıza sana adam, Rıza sana adam.
Rıza sana adam. Rıza sana adam. Rıza sana adam. Rıza sana adam.